Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün karanlık dosyalara bir yeni bölümle daha devam ediyoruz. Ve karanlık dosyaların bugünkü bölümünde yine çok ilginç bir vakadan bahsedeceğiz. Çünkü bu 82 yıl önce yaşanmış ve hala da çözülememiş bir olay. Hatta üstüne üstlük Taylor Swift'in hayranları bilir daha çok bunu ama şarkılarına, albümlerine genel olarak böyle yumurtalar bırakıyor. Easter yumurtaları diyor kendisi bunlara. İpuçları bırakıyor ve farklı bir mesaj çıkarabiliyorlar. O şarkıda ya da işte o albümde bıraktığı o küçük ipuçlarıyla başka bir konuya değinebiliyor. Bu hayranlarıyla Taylor Swift arasında bir gelenek olmuş durumda. Ve bu kayıp vakasına Taylor Swift'in değindiğinden bahsediliyor. Gerçekten inanılmaz bağlantılar var albümle bu dava arasında. Onlardan da bahsedeceğiz bu videoda. O yüzden daha da ilginç yapıyor zaten bu olayı. Şimdi ilk olarak ben size olaydan bahsedeceğim. Daha sonra sonunda da Taylor'ın şarkısıyla, albümüyle vesaire nasıl bir bağlantısı var? Aradaki bu ipuçları neler? Bunların hepsini teker teker size anlatacağım. Siz de sonunda karar verebilirsiniz. Gerçekten Taylor bundan bahsediyor mu, bahsetmiyor mu? Ya da bu davayla ilgili genel görüşlerinizi de belirtebilirsiniz. Ama videoya geçmeden önce eğer beni Instagram'dan ve diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz Instagram daima buralarda bir yerlerde, diğerleri de aşağıda açıklamalar kutucuğunda bulunuyor olacak. Ayrıca kitabımda Karanlık Dosyalar Çözülmüş Vakalar satın almak isterseniz bütün linkleri aşağıya açıklamalar kutucuğuna yine bırakıyor olacağım. Evet, şimdi videomuza geçelim. Bugün bahsedeceğimiz kişi Marjorie West ve isterseniz ilk olarak Marjorie'nin hayatından, başına gelenlerden bahsedelim. Marjorie Bradford, Pensilvanya'da doğdu. Ebeveynleri babası Shirley ve annesi Cecilia'ydı. Aynı zamanda Marjorie'nin iki tane de kardeşi vardı. Bunlardan birisi Dorothea, ki Dorothea onun kız kardeşiydi. Diğeri de erkek kardeşi Alan'dı. Marjorie ailenin en küçük çocuğuydu. Yaşadıkları Bradford küçük bir şehirdi ve 1859'da ülkenin ilk petrol patlamasının yaşandığı yer olan Pennsylvania Titusville'ın 90 dakika doğusunda bulunuyordu. Bu petrol patlaması da aslında bir sıvı altın anlamına geliyordu. Yani insanların çoğu bundan yararlanabilecekti o bölgede bulunan. Hatta bundan Gold Rush olarak bahsediyorlar. Liquid Gold Rush olarak. Bu da Taylor Swift'in albümdeki şarkılarından birisinin ismi. Ama bu da teorileri daha sonra değineceğim dediğim gibi. Bu petrol sayesinde, yani bu sıvı altın sayesinde West ailesi gibi diğer birçok ailenin de geçimleri daha kolay bir hale geldi. Hatta Shirley evden sadece birkaç blok ötede bulunan Candle Refining'de bir mühendis yardımcısı olarak çalışıyordu. 8 Mayıs 1938 pazar gününde West ailesi Shirley, Cecilia, Dorothea, Marjorie ve Alan birlikte Bradford'taki bir kiliseye gittiler. Kiliseden sonra da 20 kilometre uzaklıkta bulunan Allegheny ormanındaki bir bölgeye gittiler. Bu bahsettiğim bölgede balıkçılar ve avcılar arasında popüler olan bir bölgeydi. Genellikle balık tutmaya gidilirdi. Burası aslında bir yerde de bir parktı bu orman. Ve burada aile dostları olan Bay ve Bayan Ackerlin de katıldılar. Öğleden sonra saat 3 civarında Cecilia yorulduğunu fark etti ve arabada dinlenmek istedi. O arabaya geçti. Kocası Shirley ise Lloyd'la bu derede alabalık avına çıkmayı planlıyordu. Onun için hazırlanıyorlardı. Ailenin kızları Dorothea ve Marjorie de bir kır çiçekleri toplamak istediler ve bundan dolayı da ormanda dolanmaya başladılar. Yakınlarda bir kaya vardı ve o kayanın etrafında genellikle çıngıraklı yılanlar olurdu. Shirley onları buna dair uyardı ve ardındansa kızlar işte dediğim gibi kır çiçeklerini toplamak için gezinmeye başladılar. Ve bu gezileri sırasında da bir buket menekşe topladılar. Ardından da Dorothea menekşeleri annesine vermek istedi ve bu yüzden arabaya doğru yöneldi. Ama o kısa sürede, yani arkasını döndüğü kısa bir sürede her ne olduysa Dorothea geri arkasını döndüğünde kız kardeşi Marjorie'nin orada olmadığını fark etti. Ailenin en yakın telefona ulaşması gerekiyordu. Çünkü bu olay günümüzden 82 yıl önce yaklaşık yaşanmış bir olay bu arada. Ve bu en yakın telefon da 11 kilometre uzaklıkta olan Kane kasabasındaydı. Direkt olarak aile, hani kızın kaybolduğunu anlayınca oraya doğru gittiler. Tabii ormanda da aradılar ama yani bu çabaları boşa çıkmıştı. Bir yandan da çabuk olarak yetkililere haber vermek istiyorlardı. Onların gidip karakola haber vermelerinin ardındansa
upuzun bir arama başladı. Öyle bir aramaydı ki bu aylar sürecekti ve 3000'den fazla yerel insanın Marjorie'yi aradığı, sayısız kişinin de ulusal gazete kapsamında haberler yaptığı bir arama olacaktı. Polislerin aramaları sonucunda o pazar Marjorie'yi bulamadılar ve bunun ardından Yurttaş Koruma Birlikleri ve Moose ve Elks locaları da dahil olmak üzere 200 kişi daha arama çalışmalarına katıldı. Ardından tabii karanlık çöktü ve karanlık çöktüğünde petrolcüler farlar getirmeye başladılar ve şehirdeki mevcut olan tüm fenerler hizmete açıldı diye gazetelerde haber yapılmıştı. Herkes Marjorie'yi arıyordu ama ardından soğuk bir yağmur yağmaya başladı ve bu yüzden aramalar yavaşlatılmak zorunda kaldı. Pazartesi günü arama ekibi 500 kişiye çıktı ve bu 500 kişi bir dere boyunca böyle arka arka tek sıra halinde dizildiler ve bütün dere boyunca kilometrelerce Marjorie'yi aradılar. Polisler tarafından da çok geniş bir alan tarandı. Çevredeki insanlarla, araç sürücüleriyle vesaire görüştüler ama maalesef buna rağmen hiçbir şey ortaya çıkmadı. Bundan dolayı 10 Mayıs Salı günü polisler New York'tan tazılar getirdiler. Bu kokuları almak için eğitilmiş tazıları. O akşam ipuçları buldukları söylenmekte ama olayın anlatımları kaynaktan kaynağa değişiklik gösteriyor. İki gazete makalesinde yazanlara göre köpekler Marjorie'nin izini bir dağdan 800 metre ötedeki bir kulübeye kadar takip etmişlerdi. Kulübenin kapısı kilitliydi ve içeriye girdiklerinde yazılana göre hiçbir şey bulamamışlardı. Çevrimiçi kaynaklardan, diğer medya hesaplarına vesaire gelen bilgilere göre ise oranın etrafında da Marjorie'nin kokusunu alabilmişti köpekler ama dediğim gibi çok fazla ilerleyememişlerdi. Marjorie'nin kuzeni olan Joyce'un kızı Catherine bu konuda blogunda bir şeylerden bahsetti. Onun söylediğine göre aramalar sonucunda Marjorie'nin annesi için topladığı çiçekler ezilmiş bir halde kayadan, yani çiçekleri topladıkları yerden çok uzakta olmayan bir yerde bulunmuşlardı. Ve pek çok insan 1938 yılında şu anda da olduğu gibi Marjorie'yi birinin yoldan alıp kaçırdığını düşünmekteydi. Görgü tanıkları polise saat 3 civarında bölgeden geçen 3 tane yabancı arabadan bahsetti. Salı gecesi bu 3 araçtan 2 tanesinin sürücülerinin kimliği belirlendi ve görgü tanıklarının söylediğine göre 3. kişinin Plymouth Sedan marka arabası vardı. Ve bu kişi çok hızlı bir şekilde şehirden kaçmıştı. Hatta o öyle bir kaçmıştı ki karşıdan gelen bir kişinin aracı mecburen bir hendeğe girmek zorunda kalmıştı onunla çarpışmamak için. Çarşamba günü öğleden sonra Bradford'un belediye başkanı bir talepte bulundu halktan. Kendisi ertesi gün yapılacak arama çalışmaları için 1000 tane gönüllü istediğini duyurdu. Ve bunun sonucunda 2500 kişi gönüllü oldu. O gün sabah 5.30'da haritacılar bölgenin haritasını çıkardılar ve sabah 8'de böyle birkaç mil uzunluğunda bir insan sırası oluşturuldu. Herkes ormanın eşiğinde bekliyordu ve onlara işaret verildiğinde ormana girmek için bekliyorlardı, hani Marjorie'yi aramaya başlamak için. Ve bu bahsettiğim insan topluluğu alt sınıflarda çalışan işçilerden tutun ki böyle en yüksek kurumsal yerlerin başında çalışan kişilerden de oluşuyordu. Yani hepsi yan yanaydılar, birlikteydiler ve herkesi bir araya getirmişti bu arama çalışmaları aslında. Hatta kadınlar da sırf bu arama çalışmalarına daha çok faydaları olsun diye böyle yıkama kazanlarındaki o kaynayan suyla 1600 fincan kahve dağıtmışlardı. Ve yani gerçekten acayip büyük bir organizasyon anlayacağınız üzere. Araya yorumumu katmak gibi olacak ama bunu söylemeden de edemeyeceğim. Bence böyle büyük bir arama çalışması olması, tamam her ne kadar iyi niyetli bir sürü insan katılacak olsa bile, Marjorie'yi birisi kaçırdıysa ya da ona birisi bir şey yaptıysa büyük ihtimalle o kişi de katıldı bu aramalara. Yani arada hiçbir şekilde fark edilmeden kanıtları yok etmiş olabilir ya da yerini bildiği için oraya gidip onu oradan alıp başka bir yere gizlemiş bile olabilir. Yani bu durumlarda bilmiyorum, çok güvenli gelmiyor açıkçası bana. Özellikle bir çocuk kaybolduğunda. Yani bu kadar çok kişinin içinden belki de o, hani ona bir şey yapan insan yoktu bile ama kötü niyetli birisi vardı. Yani bilinemez ki neler olacağı. Bence düzenli bir araştırma ortamı sağlanması çok zor böyle durumlarda. Haftanın sonunda arama gerçekten çok geniş bir alana yayılmıştı ve birkaç tane ipucu bulundu ki keşifler vardı yani. Marjorie ile kardeşinin aradığı, o çiçek topladığı pardon, kayanın yanında bir dantel parçası, birkaç mil ötede de yeni bir kuyu keşfedildi. Bu bahsettiğim bölge, yani Marjorie'nin kaybolduğu bölge, yüzlerce kuyudan oluşan bir bölgeydi arkadaşlar. Bunu da not edelim. Yine ileride de bahsedeceğim ama burada da söylemiş olayım.
söyleyeyim. Yeni bir kuyu daha keşfedildi. Yani düşünün, onlara bir tane daha eklenmiş oldu. Ancak Marjorie'nin teyzesi o gün kızın dantelli bir kıyafet giymediğini söyledi. Ve iki tane adam da o kuyuyu, yani yeni bulunan kuyuyu, kiraz şarabı fıçılarını saklamak için kullandıklarını itiraf ettiler. Yani görünüşe bakılırsa Marjorie oraya düşmüş olamazdı. Mühendisler o bölgedeki bulunan çamurlu kuyuları böyle pompalayıp içlerini aradılar. Ama nafile, hiçbir şey bulamadılar. Yerli Amerikalılar vardı o bölgede ve onlar da küçük çocukları kaçırmaya meyilli olduğuna inandıkları anne ayılardan olan bir ayının izini sürdüler Marjorie'yi bulmak için. Ama onların da herhangi bir şeyi ellerine geçmedi. Marjorie'nin babası Shirley ormandan hiç ayrılmadı bir hafta boyunca. Gece gündüz ormandaydı. Hani hiçbir şekilde geri çeviremediler. Eve gel, yemek ye, yat, uyu, dinlen dediler ama adam hiçbirini dinlemek istemiyordu. Tek istediği kızını bulabilmekti ve o 7 gün boyunca ormanda kendi kendini aramaya devam etti. En sonunda, artık 7 günün sonunda, yani kendisinin de hayatta kalması gerekiyor sonuçta, evine geri döndü. Ama sadece dönüp akşam yemeğini yiyip geri ormana gitti. Polis Marjorie'nin o gün neler giydiğine dair bilgilerini ve görünüşünü anlatan bir poster yayınladı. Marjorie kızıl saçları olan kıvırcık saçlı bir kızdı. Yüzünde çilleri vardı ve o gün kırmızı renkte bir Shirley Temple şapkası takıyordu. Aynı zamanda rugan ayakkabıları vardı ayağında da. Polis bu posterleri yayarken de Cecilia West, yani Marjorie'nin annesi, hiçbir telefon görüşmesini aramayı vesaire ipucu gelirse diye kaçırmamak için evden ayrılmadı. Marjorie söylenenlere göre saklambaç oynamayı çok seviyordu ve eyalet polislerinden birisi 13 Mayıs 1938'de Marjorie'nin büyük ihtimalle saklambaç oynamaya çalışırken başına bir şey geldiğini ve bu şekilde kaybolduğunu düşündüklerini söyledi. Bölge 5 ay boyunca arandı. Bir şey bulunamadı. Ve orada tehlikeli olan tek şey yılanlar ve ayılar da değildi açıkçası. Çünkü 1910 yılında Marjorie'nin kaybolduğu bölgenin yakınlarından iki tane çocuk daha kaybolmuştu o ormandan. O yılın 16 Nisan'ında 9 yaşındaki Edward Adams, Pennsylvania Lamont yakınlarında arkadaşlarıyla balık tutuyordu. Bu bahsettiğimiz ormanda o da, yani balık tutulan bölgeye gitmişti ya Marjorie ile ailesi de. Her neyse, o sırada ormanda kendi sözleriyle vahşi bir adamın küfür ettiğini duydu. Ve bunu arkadaşlarına da söyleyince bütün hepsi arkadaşları birlikte koşa koşa oradan kaçmaya başladılar. Ama çocuklar durup da arkalarına dönüp baktıklarında Edward artık orada yoktu. Eddie diye bahsediyorlardı. Hani Eddie dönüp baktığımızda yoktu diye anlattılar bu olayı da. Bir diğer olayda ise 13 mil ötede Ludlow kasabasında 7 yaşındaki Michael Stephan bir arkadaşıyla balık tutmaya gitmişti. Ve eve yürürken diğer çocuk böyle birden arkasına dönüp baktığında, çünkü Michael'la yürüdüğünü düşünüyor, ona bir şeyler anlatıyor vesaire. Hani birazcık gerimde diye düşünüyordu. Dönüp şöyle bir arkasına baktığında Michael'ın orada olmadığını fark etti. O zamanki gazetelerde buna dair haberler çıktı. O bölgede Bay Arrowsmith olarak bilinen bir adam vardı. Ve söylenenlere göre onun akli dengesi yerinde olmayan 32 yaşında Harry adında bir oğlu vardı. Ve gazetelerde yazanlara göre Harry o gün Lamont yakınlarında dolanırken görülmüştü. Yani Edward kaybolduğunda. Ancak polisin söylediğine göre Harry bu olaylardan bir hafta sonra çocuklardan hiçbir haberi olmadığını söyleyerek geri dönmüştü. Kaybolmalarından çocukların 13 gün sonra ise bir posta taşıyıcısı Lamont Demiryolu üzerinde el yazısıyla yazılmış bir not buldu. Ve bu notta da çocuğu 10 bin dolara geri verecek yazıyordu. Ve bulunan son ipucu da buydu çocukların kaybına dair. 2 yıl sonra Buffalo polisi Buffalo ve Manhattan'da 9 yıl arayla iki tane çocuğun canını kıydığını daha itiraf eden kartpostal katili adlı adamı yakaladı. Bu kişi J. Frank Hickey'di ve birçok insan da bu adamın o kayıp olan iki çocuğun, yani Edward ve Michael'a da bir şey yaptığından şüpheleniyorlardı. Ve Edward Adams'ın annesi de bundan dolayı Buffalo polisine bir mektup yazdı. Edward Hickey, acaba hiç oğlumdan bahsediyor mu, öğrenebilir misiniz diye sordu. Bayan Adams maalesef 1933 yılında vefat etti ve o zamana kadar evindeki bir odanın ışığını her zaman açık tuttuğu söyleniyordu, sırf Eddie geri dönerse diye. Bu bahsettiğim kayıplarsa sırasıyla Marjorie'nin kaybolduğu yerden 17 ve 30 kilometre uzaklıktaydılar. Aynı vahşi adamın 28 yıl sonra aynı ormanda bir çocuğu daha kaçırmış olacağına inanması aslında çok da mantıklı gelmiyor insana. Yani ihtimali düşük açıkçası. Ama o ormanda demek ki birileri saklanabiliyor. Demek ki birileri yaşayabiliyor. Bu da bir başkasının Marjorie'yi kaçırmış olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. 14 Eylül 1938'de ayrıca The Era adlı gazetede bir haber yayınlandı.
yayınlandı. Bu habere göre 55 yaşındaki bir ormancı Chapel Fork'ta Marjorie'nin kaybolduğu yerin yakınında bir orman operasyonu üzerinde çalışırken bir tartışma çıkmıştı. Ve bu tartışmadan sonra kendisi çift bıçakla bir baltayla başka bir adama saldırmaktan tutuklandı. Ve gazetede yazan habere göre bu ormancı, oduncu diye de bahsediyorlar kendisinden, Marjorie'nin kaybıyla alakalı sorgulandıktan sonra serbest bırakılmıştı. Ayrıca Marjorie'nin kaçırıldığı dönem büyük buhran dönemine denk geliyordu. Ve bu dönemde de çocuk kaçırmak aslında para kazanmanın adice de olsa çabuk yöntemlerinden birisiydi. O zamanlar bu olaylar çok sık yaşanırdı. Ve Marjorie'nin de bunlara kurban gittiğini düşünen kişiler çok sayıda vardı. O zamanlar bazıları hani hala nispeten yeni bir teknoloji olan arabaların artışından dolayı çocuk kaçırmalarının da artacağını düşünüyorlardı ve yanılmıyorlardı da, öyle de oldu. Otomobil kullanımı, daha fazla otoyol kullanımı sonucunda çocuk kaçırmaları da arttı. Ama yine de hani Marjorie'nin kaçırılmasının fidye ile alakalı olmadığını düşünüyordu birçok insan. Çünkü hiçbir zaman fidye istenmemişti. Daha çok farklı yollarla para kazanmak isteyen kişilerin kaçırmış olabileceğine inanıyorlardı. 12 Eylül 1950'de Tennessee yetkilileri Tennessee Children's Home Society'nin Memphis şubesinin yönetici direktörü Georgia Tenn'in 1930'lardan bu yana binden fazla bebeği 1 milyon dolara evlat edindiğini ve fakir çiftleri kandırarak onlardan vazgeçmelerini sağladığını iddia etti. Ama Tenn bu soruşturmanın halka açılmasına 3 gün sonra hayatını kaybetti. Ve bu bahsettiğimiz çocukların çoğu da öz ebeveynlerini hiç tanımıyorlardı. Ve Tenn'in aracılığıyla bu çocukları evlat edinen kişilerin de çoğunun bu olaylardan, yani kendisinin insanları kandırarak çocuklarını aldığından haberleri yoktu söylenenlere göre. Marjorie kaybolduktan birkaç gün sonra Thomas Batı Virginia'da bir taksi şoförü polise anneler gününde geç saatlerde bir adam ve ağlayan bir küçük kızın kasabadaki Imperial Hotel'e giriş yaptığını söyledi. Ancak 5 ay sonra gelen haberlerse bunun mümkün olmadığını kanıtladı. Çünkü Ekim 1938'de Pennsylvania Eyalet Polisi Batı Virginia'daki Ridgely'den tüccar Conrad Frigley'in izini sürdü. Ve o akşam, yani taksicinin bahsettiği akşam, bu adam ve kızının adı da Lois'ti, Batı Virginia'daki Parsons ziyaretinden eve döndüklerini ve sis yüzünden durmak zorunda kaldıkları için bu otele girdiklerini söyledi. Lois de söylediğine göre bu sistem ve yaşadıkları durumdan dolayı sinirlenip ağlamıştı. Yani o otele giren kişi Marjorie ve yanında başka bir adam değildi. Aslında Conrad ile kızı Lois'ti. Eyalet polisinin soruşturması 6 yıl boyunca aralıksız bir şekilde devam etti. Bu süreçte Shirley ve Cecilia West maalesef ayrıldılar. Ayrıca bu süreçte de size daha önce de dediğim gibi bölgede bulunan o yüzlerce kuyu ortaya çıktı. Marjorie'nin torunları sanırım, yani böyle ailesinden gelen kişiler çok sonradan, çünkü olay 82 yıl önce yaşanıyor, anlarsınız ki. Dava hakkında internette bir şeyler yazdılar. Marjorie'nin kuzeni Joyce'un kızı Catherine, daha önce de bahsetmiştik, şöyle bir şey açıkladı. Büyük babam gece geç saatlerde eve dönerdi. Aramalar sona erdikten sonra bile aramaya devam ederdi. Üç küçük çocuk verandanın basamaklarında oturmuş onu beklerdik. Ama her gece onun omuzlarının düşüklüğünden anlardık ki zıplayan kırmızı bukleli küçük kızı bulamamıştı. Dorothea West'in torunu olan Angel'sa 2009 yılında şunları yazdı. Büyük annemin bana Marjorie hakkında hikayeler anlattığını ve o birkaç dakika için kız kardeşini yalnız bıraktığı için hissettiği üzüntüyü dinlediğimi hatırlıyorum. Büyük annem 2 yıl önce vefat edene kadar sorumluluk duygusunu hep sürdürdü, dedi. Yani anlayacağınız 2007 yılında Dorothea da hayatını kaybetmiş oldu ve o zamana kadar hep kendisini suçlamaya devam etti kardeşinin başına gelenler yüzünden. Marjorie'nin ailesinden olan bu 3 kişi benim öğrendiğim kadarıyla röportaj taleplerine cevap vermiyorlar ve bundan dolayı araştırdığım sitede de sadece isimlerinden bahsedilmiş, soyadları belirtilmemiş o yüzden. Ancak kendileri 2010 yılında yetkililere ulaşarak eski kayıtları bulamayan eyalet polisini yeni bir davayı daha başlatmaları için zorladılar. Ve eyalet polisi onbaşı Mary Gausman 2012 yılında polisin Bradford'daki o 2 kuzenden DNA için yanak sürüntüsü aldığını söyledi.
Ardındansa bunlar Ulusal Kayıp ve İstismar Uğrayan Çocuklar Merkezi'ne gönderilmişti. Ama ne yazık ki bunların sonucunda hiçbir şey ortaya çıkmadı. Onunla eşleşen bir DNA bulunmadı onlarla yani. Ancak Mary Gaussman'ın söylediğine göre başka bir şey daha yaşanmıştı 2014 yılında. Bu yılda Rochester, New York'taki bir hastanenin bir çalışanı vakayı internetten okumuştu. Ve bunun sonucunda şunu fark etmişti. Kendilerinin yaşlı Marjorie adında böyle çok nadiren ziyaretçisi olan bir hastaları vardı. Ancak bu kadının yeğeni göçmen kayıtları olduğunu görmüştü ve 1922 yılında doğduğunu doğrulamıştı. Bu da kendisinin Marjorie West olmadığını ortaya çıkardı. Fakat çok ilginç bir teori var ortada. Aslında teoriden de ileride bir şey biraz bence. Bir Bradford'da yaşayan yerli bir insan bu olayın cevabını bildiğine inanıyor. Kendisi yazar, öykücü ve dil bilim alanında doktora derecesine sahip bir üniversite profesörü. Bu adam aynı zamanda bir bar işletmekteydi ve bu barda da olayı duymuştu. Ardından da 1998 civarında internet erişimi daha yaygınlaştığında kendisi Marjorie hakkında bilgi verenlere $10,000 ödül vereceğine dair bir duyuru paylaştı. Ve Marjorie'nin kız kardeşi Dorothea'ya benzeyeceğini düşünerekten Dorothea'nın güncel fotoğraflarını da ekledi bu paylaştığı şeyin paylaşımın üzerine. Ve bunun ardından Florida'daki bir kadın onunla iletişime geçti. Dorothea'ya çok benzeyen bir kadının Florida'da hemşirelik yaptığını söyledi. Bu bahsettiğimiz adamın da uzun ismi var. O yüzden Beck diyeceğiz kendisine. Beck de bu kişiyle tanışmak için o tarafa doğru yola çıktı. Söylediğine göre hemşire Dorothea'ya gerçekten çok benziyordu. Ama Marjorie olmadığını söylüyordu. O olduğunu inkar ediyordu sürekli. 2005 yılında Beck ondan tekrardan haber aldı ve tekrar görüşmeye gitti. Ve o zaman ana kadar bu kadın Kuzey Carolina'da bulunan çocukluğunda yaşadığı çiftliğe dönmüştü ve orada kadını buldu. Kadın hayatının artık son zamanlarına gelmişti. Vefat edecekti yani ölüm döşeğindeydi. Bundan dolayı adama bir hikaye anlatmak istediğini söyledi. Yani hikaye dediğim annesi bu kadına kendisi çok küçükken anlatmıştı bunu söylediğine göre ve bunu kendisi hiç kimseyle paylaşmamıştı. Beck'e anlatırken de kendisi ölene kadar bunu hiç kimseye söylemeyeceğine dair yemin ettirdi. Anlattığı hikaye de şu şekildeydi. Söylediğine göre 1938 yılında bu hemşirenin babası yaşadıkları yani kendi ailesinin yaşadığı çiftliği terk etmişti. Ve kışın Bradford rafinelerinde çalışmak için kuzeye doğru gitmişti. Çalıştıktan sonra da bahar geldi ve artık hani çiftliğine, ekimlerine dönme vakti gelmişti adamın. Ve eve dönmek için yola çıktı. Anneler gününde yola çıkmıştı. Yani Marjorie'nin kaybolduğu gün. O günde güneye doğru giderken Allegheny ormanının yakınından geçerken arabasıyla küçük bir kıza çarptı. Söylediğine göre o etrafta çarptığında hiç kimse yoktu. Kimseyi bulamayınca da adam bir panikle kızın ölmesinden korkarak onu arabasına atıp Kane'deki bir hastaneye götürdü. Ama arabaya giderken yani aslında hastaneye götürecekti. Arabada giderlerken baygın yatan kız kendi kendine uyanmıştı ve görünüşe bakılırsa hiçbir problemi de yoktu. Ve adamla karısı da o kış tek çocukları olan kızlarını kaybetmişlerdi. Doğumu da çok zor olmuştu kızlarının. Bu yüzden daha fazla çocuk sahibi olabileceklerini düşünmüyorlardı. Bundan dolayı bu adam Marjorie'yi söylediğine göre alıp çiftliğe getirip onu orada kendi çocukları gibi büyütmeye karar vermişti. Ve anlayacağınız üzere yani kadının söylediğine göre hemşirenin kendisi Marjorie West'ti ve bu şekilde başına bunlar gelmişti. Hatta söylediğine göre birkaç yıl sonra 2. Dünya Savaşı'nda bir uçak gemisinde babası bir kolunu kaybetmişti. Ve karısına da bu kolunu kaybetmesi olayının yaptığı şey için Tanrı'nın kendisini cezalandırma yöntemi olduğunu düşündüğünü söylemişti. Yani Marjorie'yi alıp kendi çocukları gibi yetiştirmelerinin bir cezası olarak görüyordu. Ve bu hemşire ailesine, hani anne babasına başka bir aileyi de hatırladığını söylemişti yıllar içerisinde. Ama onlar onu reddetmişlerdi. Ayrıca kız böyle karla kaplı bir şehri de hatırladığını söylüyordu. Ama bu hikayeyi anlattıktan sonra Beck'e söz verdirmişti. Sözlerden birisi daha önce de söylediğim gibi bu hikayeyi kendisi ölene kadar hiç kimseye anlatmamasıydı. Ama bir kişiye anlatmak için izni vardı. Bu kişi ise Dorothea'ydı. Çünkü bu hemşire Dorothea ile tanışmayı çok istiyordu. Gerçekten ne kadar benzediklerini görmek istiyordu. Beck onun söylediği gibi yani ona söz verdiği gibi yaptı. Hikayeyi hiç kimseye anlatmamasıydı.
anlatmadı o ölene kadar. Ama Dorothea ile onları buluşturmaya çalıştı. Ama bu gerçekleşebilene kadar Dorothea'nın sağlığı çok kötü derecede bozulmuştu. Ve maalesef Marjorie olduğunu iddia ettikleri kişiyle tanışamadan hayatını kaybetti. Yaklaşık 10 yıl önce bu bahsettiğimiz hemşire de hayatını kaybetti ve Beck de 2010 yılında Finding Marjorie West adındaki kitabını yayınladı. Bu gerçekten çok da ünlü bir kitap ayrıca bu konu hakkında. Ve söylediğine göre, Beck'in söylediğine göre hiçbir şüphe yok onun aklında. Kesinlikle Marjorie olduğunu düşünüyor. İnsanlar kendisinin yetkililere haber vermesini, yetkililere bu konuyla alakalı baskı yapmasını söylüyorlar. Ama Beck bu neyi başaracak ki diyor. Hani Marjorie geri gelmeyecek. Ailesindeki herkes öldü çoğunluğu. Dorothea da öldü. Hiçbir şeye faydası olmayacak diye düşünüyor. Eğer Beck'in hikayesi doğruysa Marjorie'nin nasıl bu kadar çabucak ortadan kaybolmuş olması ve o hızla şehirden ayrılan Plymouth Sedan'ın hikayesi de doğru olmuş oluyor aslında. Mantıklı bir sona gelmiş oluyor. Ama yani bir sürü de soru var tabii. Yani iki insan bir sırrı nasıl bu kadar başarılı bir şekilde sakladılar yıllar boyunca? Yani anneler gününde yaşadıkları üzüntünün etkisiyle rasyonelleştirdiler mi Marjorie'ye yaptıkları şeyi? Her neyse, bunları tabii bilemeyiz ama devam ediyorum. Gazetelerdeki yayınlanan haberlerin çoğunluğunda aslında Beck'in hikayesi reddedildi ama o da gazete haberlerini reddediyor ve hikayesinin sonuna kadar arkasında durduğunu söylüyor. Marjorie'nin ailesi ise bu konuya şüpheyle yaklaşmakta. 2015 yılında muhtemelen aile üyelerinden birisi olan bir kişi Amazon'da bu Beck'in yazdığı kitabın altına bir yorum bıraktı. Yalan yanlış bilgiler verip de büyük annemi yıllar boyunca saçma şeyleri kovalamaya yönlendirdikten sonra bile kitabının satmasına şaşırıyorum dedi. Ama bir yandan da hemşire Marjorie değilse gerçekten ortalıkta bir teori yok. Yani bu çok çok garip bir durum. Yani hiçbir teori olmadan tabii ki de ortadan kaybolması garip bir durum ama bir yandan da çok mantıklı geliyor insana. Çünkü yani 80 yıl önce yaşanmış bir olaydan bahsediyoruz. Ne kamera var, ne bir şey var, ne teknoloji ilerlemiş. Yani belki olay yeri aramaları bile gelişmemişti doğru düzgün. Bundan dolayı o zamanlarda birisinin kaybolması çok daha kolay olacaktır diye tahmin ediyorum. Ayrıca ormandaki o araziyi de hiç kimse hafife almıyor tabii ki. Çünkü mesela 1962 yılında Batı Pensilvanya'da terk edilmiş olan bir kil madenini ararken iki tane çocuk da hayatını kaybetti. Ve bu da Bradford yetkililerinin en sonunda artık bütün o eski madenleri, mağaraları, kuyuları vesaire kapatmaya başlamasına neden oldu. Yani Marjorie'nin onlardan birisine düşmüş olma ihtimali de var tabii ki ama bugüne kadar Marjorie West'te ne olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok bu anlattıklarım dışında. Ama Taylor Swift aslında bu davaya tekrardan insanların ilgi duymasını sağladı bir yerde. 80 yıl önce o yaşanan, artık unutulmaya yüz tutmuş olan bir davayı tekrardan gün yüzüne çıkardı. Peki, şimdi diyeceksiniz ki Taylor Swift ne alaka Marjorie West'le? Daha önce de dediğim gibi Taylor Swift albümlerine küçük ipuçları bırakmayı seven bir kişi. Başka bir şeye dikkat çekmek amacıyla yapıyor bunu. Ve hayranlar da genelde o bir albüm, şarkı çıkardığında ya da sosyal medyasında herhangi bir şeyi paylaştığında bunu didik didik inceliyorlar ve buradan ipuçları çıkarıyorlar. Çoğu kişinin de zaten bu ipuçları doğru çıkıyor. Marjorie konusunda ben ilk başta aslında şey demiştim ya, hayır alakası yoktur herhalde falan demiştim ama gerçekten davayı da araştırınca şok oldum. Çünkü çok fazla bağlantı var. Taylor'ın Folklore ve Evermore albümüyle alakalı olacak bunlar da bu bahsedeceğimiz şeyler. Yani son iki albümü, Red'den önceki tabii ki. Şimdi ilk olarak şunu söyleyeyim. Taylor Swift bu true crime, yani işte gerçek suç olaylarına ilgi duyan birisi. Ve bunu aslında kendisi de itiraf etti YouTube kanalında. Bir yorumun altına cevap yazdı. Nobody No Crime adlı şarkısını kendisi yazdığını söyledi bu olaylara ilgi duyduğu için. Her neyse, şimdi direkt Marjorie konusuna gelelim. İlk olarak Taylor Swift'in Evermore albümü için yaptığı, yani bu Evermore Folklore albümü için gerçekleştirdiği çekimdeki bir fotoğrafından bahsedeceğiz. Bu fotoğrafta Taylor kırmızı bir Shirley Temple şapka takmış kafasına ve göz kırparak poz vermiş.
Bu fotoğraftaki Shirley Temple şapka, Marjorie'nin kaybolduğu gün giydiği şapka bu arada. Bu bağlantılardan birincisi. Ayrıca Evermore'un kapak fotoğrafı da Taylor'ın böyle kaybolmuş gibi etrafına bakarken gibi fotoğrafı ormanın içerisinde. Ve insanlar aslında ileride şimdi bahsedeceğim şeyden de dolayı bunun Marjorie'ye bir gönderme olabileceğini düşünüyorlar. Çünkü Marjorie de ormanda kaybolmuştu. En büyük ipuçlarından yani en büyük şeylerden birisi ise Taylor'ın Evermore albümünde Dorothea ve Marjorie isimli iki şarkısının bulunması. Marjorie aslında Taylor'ın büyük annesi için yazdığı bir şarkı. Şarkı sözlerinden oluşan video klibinde de görebilirsiniz. Taylor'a çok benzeyen ve Taylor'ın çok sevdiği bir insanmış kendisi. Ve o şarkı aslında kendi işte büyük annesine adanmış. İsmi de Marjorie. Ama buna rağmen bunun bile bir ipucu olabileceğini düşünüyor insanlar. Bir bağlantı. Çünkü dediğim gibi Dorothea adlı bir şarkısı daha var albümde. O da Marjorie'nin kardeşinin ismi oluyor. Şimdi çok çok büyük bir ipucuna daha geliyoruz bir bağlantıya aslında. Yani kimileri için saçma gelecektir ama kimilerine de mantıklı gelecektir. Ben bunları araştırdıktan sonra bir ha dedim yani şaşırdım. Her neyse devam ediyorum. Taylor'ın Evermore albümünde Gold Rush adlı bir şarkısı var. Yani bu altın telaşı olarak mı geçiyor, tam olarak Türkçe'ye nasıl çevriliyor bilmiyorum. Ama Marjorie'nin kaybolduğu dönemde de dediğim gibi bu bulunan petroller, Bradford'daki yaşadığı bölgede, bölgenin yakınlarında bulunan petroller orada bir sıvı altın olayının yaşanmasına sebep olmuştu. Yani bu petrol sıvı altın olarak görülüyordu insanlar tarafından ve bunun da hatta Wikipedia'da vesaire araştırırsanız şey olarak geçiyor. Liquid Gold Rush olarak geçiyor bu olayın açıklaması da. Ayrıca Gold Rush'ın şarkı sözlerinin içerisinde de bazı kısımlar var bununla bağdaştırdığı insanların. Bu da herkes hani sırf sana dokunabilmek için insanlar ölürler. Herkes seni istiyor gibi bahsettiği kısımlar Taylor'ın. Ve şimdi yine bir bağlantıya daha geleceğiz. Bu da tabii ki Nobody No Crime şarkısı. Beden yoksa suç da yoktur ortada. Yani ceset yoksa suç da yoktur anlamında olan. Aslında bu İngilizce'de bir deyim gibi bir şey yani öyle değerlendirilebilir. Ve zaten Taylor'ın true crime'a ilgili olduğunu da itiraf etmesi ve bu şarkının da bir true crime vakasıyla alakalı olması tabii kendi kafasından uydurduğu bir vakayla. Ama tek bir albüm içerisinde Nobody No Crime, Marjorie, Dorothea gibi 3 şarkının olması, Gold Rush'ı dahil etmiş olması ve başka şarkı sözlerinde de bunları anlatıyor olması, yani buna bağlaştırılabilecek şeylerden bahsediyor olması ihtimalleri daha da yükseltiyor. Şimdi bunun ardından bir ipucu daha var. Bundan da bahsedeceğim. Yani bir bağlantı daha var. Ne çok varmış diyeceksiniz ama gerçekten çok var bu davayla bağlantısı. Bu da Taylor'ın Folklore albümündeki Seven şarkısı. İnsanlar Seven'ın bu Marjorie'nin erkek kardeşi vardı ya Alan. Onun bakış açısından Marjorie'ye karşı duyduğu hisleri anlattığı bir şarkı olduğunu düşünüyorlar. Yani Taylor'ın onun bakış açısını, onun düşündüklerini hayal ederek bu şarkıyı yazdığını düşünüyorlar. Marjorie'nin çünkü kaybolduğu yer Pennsylvania bölgesi ve bu Seven şarkısında da Pennsylvania geçiyor şarkı sözlerinde fark ederseniz. Ayrıca o kaybolduğunda, Marjorie kaybolduğunda erkek kardeşi Alan 7 yaşındaydı. Ayrıca Seven'ın içerisindeki şarkı sözlerinin bir kısmında "And though I can't recall your face, I still got love for you. Pack your dolls and a sweater, we'll move to India forever" falan diyor işte. Burada da aslında şunu söylüyor, yani senin yüzünü hatırlayamasam bile hala seni seviyorum ve hani oyuncak bebeklerini, kazaklarını al, birlikte Hindistan'a taşınacağız ve aramızdaki sevgi sanki böyle işte folk şarkıları gibi dilden dile geçecek diye söylüyor. Böyle bir şarkı sözünde böyle bir kısım var yani. Ay konuşamadım bir türlü, her neyse. ve bunun da aslında yine aynı şeyle bağlantılı olduğu düşünülüyor. Alan, Pennsylvania'da kardeşi Marjorie kaybolduğunda 7 yaşındaydı ve bundan dolayı çok küçük olduğu için Marjorie'nin yüzünü hatırlayamadığından bahsediyor ama onu hala seviyor.
sevdiğinden ve işte onların hikayesi de nasıl 80 yıl sonra bile dilden dile anlatılarak geldiyse, onların arasında hani onların hayat hikayelerinin bir işte folklor şarkısına, halk arasındaki şarkılara, o hikayelere benzetildiğini öne sürüyor. Ayrıca şimdi Dorothea şarkısına da geliyoruz. Dorothea şarkısında da direkt en başındaki söz, "Hey Dorothea, do you ever stop and think about me?" Hey Dorothea, hiç durup da beni düşünüyor musun? Hani hayatının herhangi bir aşamasında acaba ne yapıyor diye beni düşünüyor musun diye söylenen bir söz. Ki bu da hani aslında sanki şey gibi düşünün, Marjorie'nin bakış açısından söylenmiş gibi düşünün kız kardeşine. Acaba beni düşünüyor musun, merak ediyor musun hala diye. Ve şöyle de bir kısmı var. When we were younger down in the park. Parkta çok daha küçükken biz diye geçen bir kısım. Hatırlarsanız Marjorie de bu ormandaki bir parktan kaybolmuştu ailesiyle gittiği gün. Dorothea ile çiçek toplarken bu parktan. Son olarak Marjorie'ye de geliyorum. Marjorie şarkısı her ne kadar Taylor'ın büyük annesine adadığı bir şarkı olsa bile, orada geçen işte what I did stay dead, ölen aslında ölü kalmadı, you're alive in my head, sen kafamda hala hayattasın gibi olan kısımlarında hani bir yerde aslında Marjorie'ye ithaf edildiği düşünülmekte. İpuçlarımız bu kadardı arkadaşlar. Ama siz ne düşünüyorsunuz? Asıl bunu merak ediyorum. Aşağıda yorumlarda bunu mutlaka konuşalım. Sizce gerçekten bu davaya dikkat çekmek için bunları bu işte ipuçlarını bırakmış olabilir mi? Yani mesela Marjorie şu anda yani 80 yıldan fazla, 83 yıl falan oldu sanırım, 83-84 hani kayıp durumda ve Marjorie'ye ne olduğunu hala bilmiyoruz. Sizce başına neler geldi? Beck denen adamın anlattığı hikaye, yazdığı kitapta bahsedilenler sizce doğru muydu? Yoksa tamamen alakasız bir şey miydi Marjorie ile? Yani bunları yorumlarda mutlaka konuşalım. Benim bu konuda üretebildiğim çok fazla teori yok açıkçası. Çünkü çok önce yaşanan bir olay olduğu için bir insanı kaçırıp da hiçbir şey iz bırakmamak çok daha mümkünmüş aslında o zamanlarda. Hani günümüzde yaşanacak bir olay olsa belki de Marjorie bulunabilirdi ama o zaman ne teknoloji, ne bir şey, hani arama çalışmalarındaki gelişmişliğin az olması vesaire her şeyi etkiliyor bence. Ama dediğim gibi sizin teorilerinizi merak ediyorum. Aşağıda konuşalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve aşağıdaki kırmızı butondan da kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan, diğer sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz Instagram daima buralarda bir yerlerde, diğerleri de aşağıda açıklamalar kutucuğunda bulunuyor olacak. Kitabım Karanlık Dosyalar Çözülmüş Vakaları da satın almak isterseniz hem kitap evlerinde bulabilirsiniz hem de aşağıya onun da satın alabileceğiniz bir sürü link bırakacağım. Oradan da girip bakıp satın alabilirsiniz isterseniz. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir tekrardan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.